Merhaba arkadaşlar, AYT Biyoloji Soru Bankamız sizlerle buluşmaya hazır. Yine ÖSYM'nin yeni nesil sorularına uyumlu olarak ve biyoloji öğretim müfredatındaki kazanımlarla birebir uyumlu olarak hazırlandı. Her tür soru tipinden görebilmeniz için oldukça farklı sorular bulacaksınız içinde. 11. ve 12. sınıf konularından oluşuyor. Sayısal alandan sınava girecek öğrenciler kullanabilir. 11. sınıf öğrencileri kullanabilir. Ayrıca 12. sınıfta okuyan öğrenciler yine rahatlıkla kullanabilir. Nasıl kullanacağız? İçeriğini inceleyerek şöyle bir bakalım. İçinde arkadaşlar toplamda 12 tane ünitemiz var. Bunların ilk 9 tanesi sistemlerden oluşuyor. Yani 11. sınıf konularından oluşuyor. Birinci ünitemiz sinir sistemi, sonra endokrin sistem, duyu organları, destek hareket, sindirim sistemi, taşıma dolaşım, bağışıklık sistemi, solunum sistemi ve üriner sistem. Sonrasında da üreme sistemi olmak üzere toplamda 9 tane sistem. Ve sonra 12. sınıf konuları yani genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi ve kitabın sonunda kendinizi deneyebilmeniz için, eksiklerinizi görebilmeniz için AYT denemeleri de bulacaksınız. Şimdi her ünite nasıl ilerliyor? Şu şekilde sayfalarda ilerleyelim. Bir taraftan da ben size anlatmış olayım. Her ünitede arkadaşlar 3 farklı zorluk seviyesi bulacaksınız. Konu anlatım kitabınızda konuyu çalıştınız. Benim anlatımımdan videoları izlediniz, dinlediniz ve bilgileri hafızaya attınız. Sonrasında e, bu soru bankasına geliyorsunuz. O üniteyle ilgili mesela endokrin sistemi bitirdiniz konu anlatım kısmından. Videoları ile birlikte sonrasında soru çözümlerine bu kitaba geliyorsunuz ve burada önce bilgiyi kodlama testleri ile başlıyorsunuz. Böylece hafızaya attığınız bilgileri geri çağırıyorsunuz ve sonrasında zorluk seviyesi bir tık artıyor. Sinaptik bağlantı testlerine geçiyorsunuz ve böylece nöronlarınız arasında sıkı bağlantılar kuruyorsunuz. E, bu şekilde biliyorsunuz akılda kalıcı oluyor bilgiler. Hafıza güçlendirme testlerinde soruların zorluk seviyesi bir tık daha artacak. Fakat siz konuyu öğrendikçe kolaylıkla bu soruları çözebilir hale geleceksiniz. Soruyu çözdünüz diyelim ki takıldınız. Onun çözüm videosuna doğrukaynak.com'dan ya da benim sizin için seçtiğimiz soruların çözüm videosuna bu isimdeki oynatma listesinden YouTube kanalımdan ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Her ünitenin sonunda bu şekilde bakın ünite değerlendirme testleri bulacaksınız ve her ünite ile ilgili bu şekilde karışık sorularla eksiklerinizi tamamlayabileceksiniz. Her ünitede yine biyoloji öğretim müfredatındaki kazanımlara göre birçok farklı soru bulacaksınız arkadaşlar. Ee, şekilli sorular, işte paragraf soruları, yorum soruları, birçok farklı soru tipiyle karşılaşacaksınız. Böylece eksiksiz olarak aYT konularını da tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde sayfalarda ilerleyelim. Sizler de görmüş olun. Ve kitabın en sonunda arkadaşlar, bu ünitelerin tamamını içeren. Her biri 13 sorudan oluşan AYT denemeleri bulacaksınız. O AYT denemeleriyle de sınavdan önce kendinizi denemiş olacaksınız. Bu şekilde bakın. Kolaydan zora. Önce bilgiyi kodlama testleri, sonra sinaptik bağlantı testleri, sonra da hafıza güçlendirme testleri olarak sırayla ilerleyebileceksiniz. Ve her ünite bitiminde de ünite değerlendirme testleriyle kendinizi sınayabileceksiniz. Bu kitaptaki soruların çözümüne nasıl ulaşacağız şimdi onunla ilgili bilgi vereyim. Kitabın en arkasında arkadaşlar bu şekilde bakın parlak bir kısım var. İşte o parlak kısmı metal parayla hafifçe kazadığınızda bir kod çıkacak karşınıza. İşte o kodu doğru doğrukaynak.com'a girip e, kitabı aktive ettikten sonra içindeki tüm soruların çözüm videosuna ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Yine dediğim gibi ben sizin için e, özellikle takılabileceğiniz soruları seçtim ve YouTube kanalımda çözdüm. Oradan da yine benim tarafımdan çözüm videolarına ulaşabileceksiniz. Hepiniz için verimli çalışmalar olmasını dilerim ve bu kitabın hepinize faydalı olmasını dilerim. İyi çalışmalar.